mutfağıma hoş geldiniz sevgili dostlarım. Bugün sizlerle birlikte yapımı çok kolay, az malzemeli, pratik, herkesin mayalı sandığı bir poğaça tarifi paylaşıyorum. Bu tarif benim kızımın favorisi. O yüzden mutlaka sizinle de paylaşmak istedim. Bu poğaçaları çocuğunuzun beslenme çantasına koyabilirsiniz. Kahvaltıda sunabilirsiniz. Çok lezzetli ve pratik bir poğaça oluyor gerçekten her tadan bu poğaçaların mayalı poğaça olduğunu sanıyor. Ben kabartma tozuyla yaptığımı söylediğimde şaşırıyorlar ve hemen sonrasında da tarifini istiyorlar. Öncelikle bir yumurtanın beyazını, yarım su bardağı ayçiçek yağını ve bir su bardağı yoğurdu, yarım çay kaşığı tuzla birlikte çırpıyorum. Kaşıkla karıştırmanız yeterli. Tamamıyla bu malzemelerin karışmasını sağlayacağım. Üzerine 3 su bardağı un ekliyorum. Ve bir pakette kabartma tozu ilave ediyorum. Ve bu şekilde kaşıkla karıştırıyorum. Hiç elimi değdirmeden sadece kaşık kullanarak toparlayacağım. Daha sonra elimle şöyle bir iki harekette yine bir toparlama işlemi gerçekleştireceğim. Kesinlikle ve kesinlikle bu hamuru çok yoğurmuyoruz. Bakın şöyle size hızlandırarak yoğurma aşamasında gösterdim toparlama süresi yaklaşık 1-2 dakikayı geçmiyor. Toparladığım hamuru tezgaha alıyorum ve 15 eşit parçaya bölüyorum. parçalara ayırdığım hamuru elimle yuvarlıyorum ve yassılaştırıp fırın tepsisine alıyorum. Dilerseniz bu aşamada da içine harcını koyabilirsiniz. Ama ben farklı bir yöntem uyguluyorum. Bunu da sizlerle paylaşmak istedim. Benim için çok daha pratik oluyor. Yarım su bardağı beyaz peynir ve yarım su bardağı lor peynirini karıştırıyorum. Ve her poğaçanın içerisine bir çay kaşığı gelecek kadar koyuyorum harcı poğaçaların ortasına koyuyorum ve daha sonra kapatarak yuvarlıyorum. Yuvarladığım poğaçaların üzerine yumurta sarısını sürüyorum. Susam serpebilirsiniz ya da çörek otu serpebilirsiniz. Sade olarak da pişirebilirsiniz. Ben çörek otu tercih ettim. 180 derece ayarlanmış ve önceden ısıtılmış fırında sadece 15 dakikada bu poğaçalar hazır oluyor. Ama her fırındaki pişme süresi farklılık gösterebiliyor. Ben fanlı ayarda 15 dakikada pişiriyorum. Siz yine de fırınınızı en iyi kendiniz tanırsınız. 20 dakikada olabilir bu süre ya da 15 dakikada olabilir. Lütfen kontrol edin. Evet poğaçalarım pişti hemen şöyle size yumuşaklığını göstermek istiyorum. Gerçekten her tadan bu poğaçaların mayalı poğaça olduğunu sanıyor. Hemen size poğaçaların yumuşaklığını da göstermek istiyorum. Ve şöyle içini de açıyorum. İşte yumuşacık nefis poğaçalar. Bu tarifi ısrarla denemenizi öneriyorum denediğinizde yorumlarda benimle paylaşırsanız çok mutlu olurum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bu tarifi mutlaka denemenizi istiyorum.